yaptıklarınız, şikayetçi olduğumuz unsurlar bakımından da herhalde hepimiz hemfikiriz. Şebnem Oğuz hocamız bundan sonra ne yapılabilir konusuna kısaca değindi. Eğer ki Sayın Başkan'a soruyorum, bundan sonra mücadele yöntemleri ne olabilir konusu da eğer bu akademik panelin alanına giriyorsa benim sorum onunla ilgili olacak. Şöyle söyleyeyim, bundan sonraki mücadele koşulları pratiğe çok dönük olan bir soru. Onu ancak daha geniş bir tartışmada yapabiliriz. Ama bence siz kısaca sorunuzu yine de sorun. Şimdi benim sorumun başlığı şiddet içermeyen sivil mücadele ve direniş konusu. 16 Nisan sonuçlarını takiben konvansiyonel siyasetin bir çözüm üretemediğine kani oldum vatandaş olarak ve 46 yaşında ilk kez aktif olarak siyasete siyasetçi olmadan rekabetçi bir siyaset platform kurulabilir mi düşüncesiyle yaptığım araştırmada tarihte şiddet içermeyen sivil direniş ve mücadele yöntemleriyle sonuç alınan onlarca örnek var. Halbuki bizim akademik camiamızda da, siyasetçilerde de, parlamento olmazsa direkt sokakta taş atma gibi iki ekstrem arasında konuşuluyor. Bu konuda belki bu konunun Halil İnalcığı sayılabilecek dünyada Gene Davis diye bir akademisyen var. 1928 doğumlu, bayağı görmüş geçirmiş birisi. Benim sorum, acaba siz değerli hocalarımız bu konuya kafa yordunuz mu şimdiye kadar? Pasif Gandhi tipi direniş değil bu bahsedilen, sadece ekonomik boykot da değil. Biraz herkes inşallah merak edip bu konuyu araştırır istiyorum. Yapılabilecek çok şey var ve 16 Nisan sonuçları en az %50'nin böyle bir rejime karşı olduğunu ortaya koydu. Ancak diğer yandan da konvansiyonel siyasetin bu mücadeleyi yapamayacağını da ortaya koydu. Dolayısıyla biz burada 5 dakika veya siz takdir edin, sivil şiddet içermeyen demokratik direniş olarak akademisyen gözüyle neler yapabiliriz? Bunu aydınlatır mısınız lütfen? Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi çok geniş zaman ayıramayacağımız için ben bu konuyu Şebnem Hanım siz biraz işlerseniz faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü konuşmanızın sonunda neler olabilir diye. Tabii toplayacağız, alacağız. Buyurun. Ben 82 mezunu sarp ve siyaset bilimlerine okumuş kısa taktisinde Ersin Hoca'dan Cengiz Arı'nın rahmetli Esat Can'ın öğrencisiyim. Bunu okumaktan ötürü çok sevmiştim. Kamu yönetimini anlıyorum. Ancak yine çok pişmanım. Yanlışlıkları görüp ızdırap çekiyorum. Böyle bir problemim var benim. Ben İsmi, burada çok Kadri Kanpak benim efendim. Efendim? Kadri Kanpak. Tamam. Evet. Ben burada çok özel bir öneride bulunmak istiyorum. Mekanik dünyada oluşan kamu yönetimi literatürünün ömrünü tamamladığını gösteriyor. Elektronik devrimin oluşturacağı antropolojik dönüşüme uygun futurist kamu yönetiminin geliştirilmesi gerekir. Devlet, politika, açık toplum düşmanları gibi çalışmaların kendi dönemlerinde futurist çalışmalar olduğunu özümsemiştim. Şimdi yeni dünya için, elektronik dünya için yeni çalışmalar yapılmalıdır. Ben bu dönemi, yaşadığımız bu dönemi geçmiş dönemin can çekişme dönemi olarak algılıyorum. Artık bitecek. İyi veya kötü ne şekilde olacaksa bitecek. Çünkü artık bu sistemle yönetilemez. Mevcut yapılan 15 Temmuz diyorum, 16 Nisan'la da yönetilemeyeceğini biz bu işin eğitimini alanlar olarak görüyoruz. Şimdi burada bu konuda ben çok acizane farklı bir şey söyleyeceğim. Her döneme uyum sağlayan İş Bankası yönetiminin acaba kamu yönetimi için bir esin kaynağı olabilir mi diye düşünüyorum. İlginizi arz ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Kadri Bey. En arkadaki... Emir Gülsün Tırak. Kısa kısa hemen sorularını soracağım. Birinci sorum Ersin Hoca'ya. Ersin Hocam şöyle bir laf vardır. Milli geliriniz neyse demokrasiniz de o kadar olabilir diye. Buna katılıyor musunuz? İkinci soru Gündüz Hoca'ya olacak. Gündüz Hocam, kapitalist toplumlarda demokrasi
ezilen sınıfların egemen sınıflara karşı verdiği mücadele sonucunda egemen sınıfların onlara vermek zorunda olduğu tavizleri toplamı olarak adlandırılır. Yeterince bu mücadeleyi vermeyen ezilen sınıfların da başına geleceklerinden bir derecede artık vesil olduklarını diyebilir miyiz? Üçüncü sorum da İsmet Bey olacak. İsmet Hocam, sizin tabii AKP ile ilgili bütün söylediklerinize katılıyoruz, fakat çok geniş bir AKP'nin de halkta desteği var. Yani biz bu desteklerin kaynağını tam anlayamazsak AKP'yi geriletemeyiz. Yani AKP sadece işte medyanın beyin yıkaması, İslami duyarlılıkları yaşayan kesimlerin öne çıkması ya da işte halkın geçen dünkü panelde söylendiği gibi halkın borçlandırılarak aman bu toplumdaki istikrar bozulmasın şeklindeki kaygılarından mı destekleniyor? Yani AKP bilhassa kendi oy kaynağı olan en emekçi, en yoksul kesimlerin hiç mi bir ekonomik ya da sosyal taleplerini karşılayamadı? Mesela çok kısa bir örnek vereyim. Hem bir gezide tartıştığım bir AKP'li bayan vardı. Kırsal kesimden geliyordu. Mesela bana şunu demişti. Ya bizim için sattığımız ürünün parasını hızlı bir şekilde almak çok önemli bir şeydir. Siz bunu anlayamazsınız. Biz eski iktidarlara göre şimdi AKP döneminde bu parayı çok kısa sürede alıyoruz. Onun için destekliyorum demişti. Yani sizin elinizde bu halkın AKP'yi desteklediğine dair her alanda ekonomik, sosyal, siyasi geniş bir veri ağı var mı? Yoksa hani böyle birkaç tane şeye sıkıştırıp bu desteği açıklarsak ve buna göre politik yaparsak kesinlikle geriletemeyeceğiz bu AKP kitlesini. Peki, çok teşekkür ederiz. Öne doğru getirir misiniz lütfen? Evet. Oradaki kadın arkadaşımıza. Evet. Merhabalar, Elbüşen Hanım ben. İktisat bölümü son sınıf öğrencisiyim. Sorumu Şebnem Hanım ya da İsmet Bey cevaplayabilir ikisinden biri. Yaşadığımız süreci güzel bir şekilde özetledikleri için. Ben şöyle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben siyaset, bilim ve kamu yönetimi okurken ikinci sınıfta fikir değiştirip merkezi yerleştirme planlamına İstanbul İktisat'a geldim. Fikir değiştirmemdeki sebep de gidişatımızın pek iyi olduğunu düşünmemem ve kamu alanında kendime çok iyi bir gelecek görmememdi. Öğrenciyken tecrübe olsun diye KPSS'ye girip bir mülakat geçirdim. Hem orada geçirdiğim mülakatın süreci hem de kamunun yapısından dolayı aslında bu mesleği istemediğime karar verdim. Şimdi özel sektöre yöneldiğim için de iktisat okuyorum. Pişman da değilim ama sadece sormak istediğim şey şu. Mülakat süreçlerinde sorulan sorular belli, hani kamu personeli olmak isteyen arkadaşların. Ben böyle bir soruyla karşılaşmak istemiyordum zaten. Hani karşılaşırsam da yapacağım şey teşekkür ederim deyip çıkmak olabilirdi. Ama şu an mesela benim burada çok fazla sınıf arkadaşım var mezun olma aşamasında. Herkes aynı fikri taşımıyor. Aynı fikirde olmayan insanlar işsiz kalmamak için birazcık daha sessiz kalıp işte kendi fikirlerini kamufle etme yoluna gitmeyi tercih edebiliyorlar. Bu açıdan genç arkadaşlarımıza tavsiyemiz nelerdir? Hani biliyorum aramızda da işsizler var. Hani o açıdan ne tavsiye edebilirsiniz bilmiyorum ama en azından özel sektörde dışında hani işsizlik de çok fazla olduğu için hani ne tavsiye ediyorsunuz? Ne yapmamız gerekiyor? Hani ben şimdi babamın köyüne geri döneyim desem o da Kızıldırmak projesiyle istimlak oldu yani. O açıdan çok gerçekten... Kariyerimizin ilacı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. 2-3 soru daha alacağız. İzzettin Bey, buyurun. Teşekkür ederim. İzzettin Önder, teşekkür ederim. Çok yararlandım. Ben belki Şebnem Hoca, belki de İsmet Hocam cevaplandırabilir. Bütün tartışmalarınız çok teşekkür. Fakat Türkiye içinde minhasır oldu. Fakat Türkiye bir dünya sistemi içinde. Küreselleşme dediğimizde sadece ekonomik değil, siyasal küreselleşme, sosyolojik küreselleşme de var bu işin içinde. Dolayısıyla özellikle şimdi hocam galiba söyledi.
emperyal güçlerden uzaklaştığı galiba siz de söylüyor o zaman bunu. Şimdi ben acaba bunu şöyle okuyabilir miyim? Biz Türkiye'nin manevraları içinde üç büyük güç var düşünürsek, Avrupa fırladı Türkiye'ye, bu çok açık. Rusya sempatik davranarak yanına almaya çalıştı. Bir tek ses çıkarmayan ülke Amerika oldu. Yani Çin'i ve Japonya'yı bir tarafa bırakıyormuş. Acaba bu küreselleşmede böyle bir form şey mi oluşturuyor bir anlamda? Çünkü bugün Orta Doğu'da dünyanın merkezi işte gelin Suriye'nin azalmakla beraber petrol değil, Amerika ile Rusya'nın çalışması var. Amerika acaba bizim üzerimizden ve bizimle birlikte mi buraya hakim olmaya çalışıyor? Böyle mi yanına alıyor? Bu, acaba burada egemonya biz karşı mı geliyoruz yoksa tam da bir arada onunla yan yana mı gelmeye çalışıyor? Teşekkür ederim. Peki çok teşekkürler. Bir öğrenci daha, öğrenci varsa orta bloktaki, evet geldi. Merhabalar, İktisat Fakültesi İktisat Bölüm Öğrencisiyim ben de, Sezgin Doğan. 17-25 Aralık operasyonlarından önce devletin oligarşik yapıda olduğunu söylememiz mümkün mü yani? Veya daha önceki süreçlerde devletin oligarşik yapıya ne zaman geçtiğini ve ne zaman faşist yapıya geçtiğini öğrenmemiz mümkün mü? Şebnem Hocam'a sormuş. Çok teşekkürler. Bir kadın arkadaş. Olmadı anlaşılıyor. Evet, dedi. Teşekkür ederim. Bir cümle çok kullanılıyor siyasette. İsminiz ne demiş? Dün kalkmıştı. Fatma Kılıç. Siyasette bir cümle çok kullanılıyor. Bunun etrafında çok dönüyor. Siyaset hak verilmez, alınır. Kulağa cazip geliyor. Aynı zamanda heyecanımıza da hitap etmiş oluyor. Bu bakımdan etkileyici gelebilir ama hak verilmez, alınır şiar olarak hep hayatımızda yer alacaksa demokrasi belli bir noktadan sonra rölantiye girip hayatımızın genel gidişatı konuşmayı kim yaptı şu an ismini hatırlayamayacağım. Belçika'nın hükümetsiz geçen günlerini düşünerekten teşekkür ederim. Böyle bir rölantiye hiçbir zaman kavuşamayacaksak o zaman demokrasiyi de unutmamız gerekir diye düşünüyorum. Aynı zamanda şüphesiz AKP'ye ve politikalarına faşist ya da faşizan nitelendirmelere katılıyorum. Ancak öncesinde Türkiye'de CHP ve sonrası dönemde demokrasiden gerçekten söz edilebilir mi? Bunu da sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür. En arkada iki arkadaş vardı. Bir, evet, bordo kazaklı arkadaş genç ve onun iki sıra önündeki birkaç yaş daha kıdemli arkadaş ve son. Arkadaydı, bordoluydu. Peki. 65 yaş üstü. Peki. Yani bu okul sustu. Üniversitelerin konuşmadığı, ortaya çıkmadığı, gazetelerin, medyanın, neyse artık basının tamamen körleştiği, duygusal durumdan uzaklaştığı bir dönemde İktisat İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti'nin böyle bir toplantı yapması ve bu değerli konuşmacıları buraya getirmiş olması, ayrıca benim bir eğitimci olarak 40 yıl bu memlekete hizmetim halen devam ediyorum. Sonu yok. Ne zaman ödeyeceğiz bilemiyorum. Buradaki genç öğrencileri, gençleri görünce o kadar rahatlıyorum ki, bu ülke onlarla kalkınacak, onlarla aydınlanacaktır. Buna sonsuz güvenim var. Bir de bayanlar kesinlikle. Biz erkeklerde bayanlar kadar dirayetli duruşumuz yok, bunu görüyorum. Şimdi efendim biz konuşmasak kim konuşacak? Bunu bir düşünmemiz lazım. Bugün konuşmazsanız ne zaman konuşacaksınız? Çok geç olacak. Bağır bağır bağırıyorum. Gerisini size bırakıyorum.
Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Son bir soru en arkadaki arkadaşımız. İşaret ediyor zaten. Ahmet Gireben. Ben İsmet Hoca'ya soracaktım. Bu hani sermaye fraksiyonlarından devletin özelleşmemesi meselesinde. Hani Şebnem Hoca özelleştiğini söylemişti biraz ama bu hemen referandum sonrası kıdem tazminatı gibi uygulamalar falan gündeme geldi. Biz bu uygulamaları nasıl yorumlayabiliriz? Yani hem Şebnem Hoca'ya da soruyorum aynı soruyu. Hani sermaye fraksiyonlarından özelleşiyor mu devlet yoksa başka bir şekilde ilişki kurmaya mı mail ediyor gibi? Çok teşekkürler. Şimdi konuşmacılarımıza 6'şer, 7'şer dakika kaldı. Belki bazıları daha kısa olabilir. En zor kısmı konuşmacı olarak panele katılmanın bu son kısmı. Hem bir önceki eksiklerinizi tamamlayacaksınız, hem de sorulara yanıt vereceksiniz. Kaybolma ihtimali artıyor. Umarım odaklanarak herkes 5-6 dakikada bitirebilir. Ersin Bey'den başlıyoruz. Milli genelde demokrasi arasında ilişki var mı? Var. Korelasyon var. Bu ilişki neden sonuç ilişkisi mi? Yani eskiden illiyet rabıtası deniyordu. Onu bilmiyoruz. Epeyce bir araştırma var bu konuda. Zaman zaman eşik ilan ediliyor. Yani Jaworski ve arkadaşlarının 2000'de yazmış oldukları kitapta 6500 dolar kişi başına gelir geçmiş ülkelerin hepsinde demokrasi yaşıyor, geri kalanlarında yaşamıyor diyorlardı o tarihte. Böyle bir sınırlama mümkün değil mi? Bunu da tartışıyoruz. Ama şu anda dünyada demokrasi olarak kabul edilen çeşitli 4 tane indeksimiz var. Bir tanesi Economist'in Intelligence Unit tarafından yapılan, bir tanesi Almanya'da Bertelsmann Stiftung tarafından yapılan, bir tanesi Freedom House tarafından yapılan, bir tanesi de Polity Dataset'in ürettiği. Bu dördünü kullanıyoruz siyaset bilimi uluslararası araştırmalarında, karşılaştırmalı araştırmalarda. Bunlara göre sayabileceğiniz demokrasinin yerleşmiş olduğu ve bugünden yarına değişmeyeceği olduğunu varsaydığımız pekişmiş demokrasi dediğimiz ülke sayısı 19 ila 30 arası. Daha fazla yok. Bunların büyük çoğunluğu Birleşmiş Milletler İktisadi Kalkınma İstatistiklerinde en üst sıralardaki ülkeler. Norveç, İzlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, İsveç vesaire bunlar. Dolayısıyla iktisadi gelişmeyle demokrasi arasında bir ilişki varmış gibi. Ama demokrasi mi iktisadi ilişkiyi güçlendiriyor, yoksa iktisadi bakımdan güçlü olan ülkeler mi demokratikleşiyor? Bu ayrı bir konu. O da uzun bir yanıt. Şu anda bu konuda da kesin bir bulgumuz yok, onu da söyleyeyim. İkinci soru, benim üzerinde durmak istediğim, yeni elektronik dünya. Şimdi 4.0 endüstriyel devrimi diye bir şeyden bahsediliyor, buraya geçiyoruz filan. Bizim biraz ötemizde, yalnız özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batı ülkelerinde bunun ilk izleri görülmeye başlandı. Ben 9-10 Nisan'da Chicago'da bir konferanstaydım. Bir meslektaşla bir bankaya gireceğim dedi. Girdik. Bankada bir tane adam var, bir tane. Başka kimse yok. Ortada dolaşıyor. O da gözü görmeyen hanım teyzelere, yaşlı amcalara falan elektronik şeye girmeleri için yardım ediyor. Yani yüzüyle karşı karşıya olabileceğimiz bir veznedar veya herhangi bir kişi kalmamış. Bir kuşak sonra o da kalmayacak anladığım kadarıyla, adam da kalmayacak. Belki banka da kalmayacak. Yani cep telefonundan bir şey alıp vereceksiniz. Para kalacak mı ondan emin değilim. Çeşitli paralar çıkıyor ortaya. Şimdi Bitcoin diye bir şey çıkmıştı biliyorsunuz. Şu anda 7 tane olduğunu söylüyorlar. Bunlardan dolaşıyor. Bunların güvene dayanması gerekiyor. Arkasında devlet yok. Bunlar çok ilginç ve tuhaf gelişmeler. Böyle bir dünyada nasıl yaşanabilecek? Bir de daha ilginci, elektronik olarak saklanan verilerin hiçbir güvenliği yok. Geçen ayın Scientific American'ın da David Dill adlı bir Stanford Üniversitesi bilgisayar mühendisliği profesörü meslektaş bir yazı yazdı. Dedi ki Amerika'daki elektronik oylamaların hiçbirinde güvenlik yok. O
yazıdaki iddiaya göre Michigan Üniversitesi'nden o bölümün başkanı Alderman ve öğrencileri seçimle ilgili istatistiklerin tutulduğu web sitesini hacklemişler. Videoya çekmişler, gösteriyorlar. Ve ben buna inanıyorum. Bunlar hacklediği gibi diyor, Rusya'da hackler, Çin'de hackler veya bir çocuğun biri de kahveden oturup hackler, fark etmiyor. Hacklenir. Hiçbirini koruyamazsınız. Önerdiği seçimler için oy kutularını kağıtta verin, sonra elektronik olarak geçirin, onlardan geniş bir tesadüfi örneklem çekin, 100 bin, 200 bin gibi bir sayıda. Buradaki büyük örneklemden karşılaştırma yapın. Elektronik sonuçlarla bu uyuşuyorsa bir sorun yok, uyuşmuyorsa oy kutularını sayın. Önerdiği de bu. Bu güzel de, peki sizin banka hesabınız ne olacak? Diğer bilgileriniz ne olacak? Ehliyet alıyorsunuz, tapu alıyorsunuz. Bunlar ne olacak? Hiçbirinin bir garantisi yok. Yeni girdiğiniz dünyada. Bunun siyasi, iktisadi ve kültürel ortamı nasıl bir ortam olacak? Ben aklım, kafamda canlandıramıyorum. Belki onun için yaşlandım, bilmiyorum. Ama yani çok değişik bir dünyaya geçiyoruz. Bizim haberimiz yok. Türkiye bu dünyada yer alacak. Almayacaksa basit bir sömürge haline gelecek. Yani temelci sorunumuz bu. Bunu engelleyebilecek konumda mıyız? Ondan da emin değilim. Çünkü üniversitelerini ciddiye almayan bir yaklaşım içinde olan bir iktidar buraya insanları nasıl hazırlayacak? Üniversite bundaki temel araç. Bunu kuramazsınız, bunu beceremezsiniz. Direniş hakkı doğmuş mudur? Bunu bilmiyorum ama Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesini okursanız orada direniş hakkı diye bir şey var. Bir bakın. Yani kendiniz açısından bu hak gerçekleşmektedir, değil midir? Direniş demek illa şiddet demek değil tabii. Onun için iyi vurguladınız. Fakat bundan önce özellikle benim böyle bir heyete önereceğim otoriter rejimlerle ilgili çok yayın var. Bunları okuyun. Başka yerde ne olur? Neler başarılı olmuş, neler başarısız olmuş. Zamanlama açısından nasıl bir zamanlama takip edilir? Referandumun hemen arkası mı iyi bir zamandır? Yoksa referandumun sonuçlarının görüldüğü, birçok kimsenin şiddete maruz kaldığı bir dönem mi? Daha iyi bir dönemdir falan. Bunları düşünmek lazım. Onun için her şeyden önce bilgilenmek lazım. Belki akademisyenlikten kaynaklanıyor. Lütfen bilgilenelim. Otoriterlik nedir? Nasıl yaşar? Yaşam ümidi nedir? Neye dayanır? Hangi tür otoriterlik nasıl sona ermiştir? Nasıl sona erdirilebilir? Halkın buradaki rolü ne olabilir? Vesaire. Bunları bir kere kafamızda çözmemiz lazım. Onun için körlemesine bir direniş pek bir anlam sağlamayacak. Bir de direnişte yeni değer çıkacaksınız. Bu değer ne olacak? Yani özgürlük mü olacak mesela? Bunun alternatifini söylememiz lazım. Onun için bu alternatifi de düşünmemiz lazım. Bu konularda çok acele etmemiz gerekiyor. Zaten acele etseniz de çok büyük bir yarar olacağını zannetmiyorum. Kolay bastırıyor. Hazırlık yapmak gerekiyor. Türkiye'de daha önce demokrasi var mıydı? Bu dört tane saymış olduğum indekse göre Türkiye'de 1973 ila 80 yılları arasında demokrasi olarak sayılıyor. Bu dört indeks. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Temel itibariyle bu. Hangi açıdan özgürlük var, ifade hakkı var. Fakat yaşam hakkı biraz tehlike altında, özellikle sonuna doğru. Çok kişi sokakta öldürülür vesaire. Dolayısıyla mükemmel bir demokrasi kurabilmek mi? Hayır, öyle bir şey olmadı. Ama çok daha demokratik olduğumuz dönemler oldu. 70'ler bundan bir örnektir. Muhtemelen 90'ların sonu 2000'lerin başı yine belirgin bir örnektir. Ama bunlardan şu anda çok uzağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ersin Bey. Şimdi sevgili Sıdırçoğlu, buyurun. Evet. Çok fazla soru olmadığı için ben soruyla karışık bir şeyler söyleyeyim. Şimdi bu işler çok geriye gidiyor. Bakın genellikle okumalarınızı Türkiye'de tabii solun altın çağı, o da 60-80'ler arasının devletli mirasla da
bağlantılı olarak böyle en iyi ihtimalle Hegel civarında durduruyoruz. Bir teoloji, hatta bir teogoniden bahseden bir protestan aslında. Geriye gidersek şöyle bir şeyle karşılaşırız. Bir anlık süreklilik değil, kesintisiz değil ama bir devamlılık hipotesiyle bu kavramların hiç değişmeden resmi geçit yaptıkları ikide bir üniformalarıyla çıkıp aynen 200 yıl sonra ortaya kondukları anlamına gelmez, değişir, batar, sonra tekrar çıkar. Ama Batı'nın enteresan bir şey yaptığını kabul etmemiz lazım. Yani hani sanayi devrimi İngiltere'de oldu, küçüktü. Orasına bakarsanız Çin pek çok açıdan ileride çok daha zengin. Hindistan'da bile daha öncesinde 16. 17. yüzyıllarda bile Hindistan'ın pek çok tekstil kolunda rakip olup İngiltere'yi mallarıyla istila ettiğini biliyoruz. Niye oldu? Niye olduğunun bir kısmı zihniyetle ilgili. Zihniyetin önemli kavramı hukuk. Bizim buradaki en önemli problemimiz Türkiye'nin okuryazar insanlarının ve gençlerinin çok mekanik ve hani karikatür demeyeyim ama oldukça kısa vadeli, şöyle 100 yıllık falan bir şeyle okumaya devam etmeleri, yani milat olarak bir yer alıyoruz. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla hukuk burada biraz geçirip kaybedilmiş oluyor. Bunun siyasi teorisi var. Sharon Wallen, o ilk kitabında 60'taki bir yerlerde şöyle bir şey diyor. Bu teoloji ile siyaset kuramının evliliği uzun süre gittikten sonra, yani yüzyıllarca, bunlar ayrıldıklarında bağımsızlığını ya da özelliğini daha koruyan, daha az bu evlilikten zarar gören siyaset olduğu için o böyle sekülerize olarak çıktı gibi. Ama o da tam olarak doğru değil. En nihayet bu kadar uzun süreli bir birlik, bu semboller, bu okumalar, bu oya gibi işlemeler ile bu mistikleştirmeler, mitikleştirmelerle sonunda bir karşımetre çıkar. Boş bir laf değildir o. Çok böyle havada duran bir şey değişir ve kapitalizm de olsa Batı dünyasının tamamını bir güçten korkmakla suçlayabilir. Bir corpus mysticum, yani raison d'etat falan. Şimdi bütün bunlar da 800 yılda en azından daha da geriye gidebiliyoruz. Bu bir devamlık. Bu ilişkiden dolayıdır ki pekala teolojiler sekülerize edilebiliyor. Şunu söylemek istiyorum. Bir, sekülerizm konusu çok önemlidir. Laiklik benim terminolojimde biraz daha radikal, biraz daha dini kamu alanının tamamından atmaya yönelik bir versiyondur. Ama diğeri şarttır. Bu olmazsa ne başkanlık olur ne başka bir şey olur. İkincisi, bu kurallar hukukla beraber gelir. Yani o Magna Carta küçük bir metindir, onu kısadır, okumak kolaydır, her yerde bulunuyor. Açıkça anlatılıyor ve devamı da var. Bir, vergi meselesi üzerinden devrim çıkabilir bir kim olmuşsa. 1694'te İngiltere Merkez Bankası kurulduğunda oradaki kralın en ufak bir mücevher alma harcamasını bile denetleyecek şekilde kurulmuştu. Yani bu işler böyle kolay olmadı, zamanla oldu. Ha, mücadeleden kasıt buysa, elbette zamanında birileri mücadele etmemişse bir takım gelenekler oturmaz. Oturmadığı zaman da sonra beklersiniz otursun diye. Şu anda o mücadele için çok uygun bir zaman mı emin değil. Özellikle bu sınıf meselesinde, yani 1978 yılında Fransa'da demir çelik tesislerinin sökülmeye başlaması ve bir türde endüstriyalize olmaya başlamasıyla Fransız Komünist Partisi'nin klasik halinin çözülmeye başlaması neredeyse eş zamanlıdır. Yani biz bu bir hani erkek diye düşünürsek bir proletarius mysticum falan gibi bir şey peşinde koşmayalım. Ya da Georg Lukács'ın 1923'te, Karl Korsch'un 1922'de o zaman Komintern'in bile sol diye attığı bir takım şeyleri yeniden canlandırmayalım. Yok böyle bir şey. Ama ne var? Prekarya var, şu var, bu var, yeni kentli yoksullar var. Onlara işçi sınıfı da diyebilirsiniz. Eski işçi sınıfıyla aynı zannetmeyin. Onlar çok farklı idi. Dolayısıyla mücadele dediğimiz de o şekilde değil. Yani sendikaların artık tutmamasının bir nedeni de budur. Hak verilmez alınır. Şimdi eğer siz bu hakkı almakla kalmayıp kodifiye etmiş, hukukla iç içe gelmiş bir siyasal kültürün içerisinde halkınızın önemli bir kısmına yedirmişseniz
o zaman bunu almak için bu kadar uğraşmanıza gerek olmayacak. Bu daha önce olmalıydı. Yani hakları geri almak da çok kolay olmaz. Dolayısıyla bizim açımızdan bence durum şudur. Sekülerizm geriledikçe ne demokrasi ne cumhuriyet olur. Benim anladığım kadarıyla başkanlıkta tamamen aşağıdan yukarı gelen, enteresan bir şekilde bu toplum sözleşmesi teorilerine belki en fazla uydurulabilecek olan bir mekandan çıkmıştır. Diğerleri has başkanlık gibi olan Amerika ile de pek mukayesesi zor yerler. Orada da artık anayasadan çok common law mirası mıdır bu işi bir yere kadar götüren, onu da düşünmek lazım. Pek iyimser değilim net olarak konuşursam. Çünkü eğitim meselesinden dolayı iyimser değilim. Hem üniversite kavramı yok, kimsenin ihtiyacı yok. Hem ortaokul, lise gidiyor, hem ilkokuldan başlıyor. 10 sene sonra biz kimle konuşacağız diyorum ve bitiriyorum. Çok teşekkürler. İsmet Bey, buyurun. Söyleyebilirim. Şimdi bir arkada AKP'nin hani desteği yok mu, İslami yok, medya beni yıkamam aman ama hayatım boyunca yani hiç tam tersini iddia ettim. Yani hegemonya zaten bu demektir. O rüzayı nasıl değiştirebildi AKP? Yani bugün de en yaygın hegemonya kurduğu ilk döneminde de o konuda çok başarılı. Bugün bile onun üzerinde yükseliyor zaten Erdoğan her ne yapıyorsa. Şimdi o çok uzun bir şey ama hiç şüphe yok ki büyük bir rıza mekanizması var ortada söz konusu olan. Yani onun bir sosyolojik tarifini ve hani kendi yeni tarihsel bilgi olarak bir tarif vermeye çalıştım. Yani kendi organik burjuvesi, şey, orta sınıfın yeni muhafazakar kesimleri ama en önemlisi yeni işçi sınıfı. Yani katılıyorum bu eski işçi sınıfı değil, bunun üzerine Türkiye'de hala çok az çalışma var sosyolojik olarak. Yeni bir işçi sınıfı oluştu. Bunun ne yapar, ne yer, ne içer, nasıl düşünür, nasıl davranır? 90'ların ortasına itibaren bir oluşum süreci var. Buna dair çok az bilgimiz var. AKP bunu siyaseten nabzını tutabilmiş ve buraya politika da üretebilmiş. Borçlanma bir mekanizmadır. Sadece Türkiye'de görülen bir mekanizma değildir. O rızayı değiştirebilmektir. Şimdi borçlanarak işte siz bir gecekonda ev aldığınızda bir kazanım sağlıyorsunuzdur. Dolayısıyla AKP'nin zaten en büyük başarısı bu rızayı üretebilmektir. Bir takım kazanımlar sağlayabilmiştir. Sağlık politikaları, AKP'nin en çok verdiği politikalar. Yani biz öyle kötü, böyle kötü diyebiliriz ama seçmen nezdinde. Ev kadınları, yani o sosyal yardımlar, bu bir referandumda da yani İpsos'un araştırması onu gösteriyor. En çok yine destek ev kadınlarından geliyor AKP. Tabii ki burada bir çok ciddi rıza üretim var. Bunun bütün mekanizmalarının iyi görülmesi, buradaki çelişkilerin iyi yakalanması lazım eğer bir karşı hegemonik siyaset yapılacaksa. Çünkü mesele, hani birazdan da söyleyeceğim, o diğer %50'yi yaramadığınız sürece zaten bugün de Erdoğan'ın üzerinde oturdu. Yani bence çok bir şans yok gibi gözüküyor. Sermaye fraksiyonları, hani özellikle şikim, yıkıdan tazminatı falan. Şimdi ben mesela şöyle görüyorum, İzzettin Yücel'in de sorusuna belki bağlanacak. Türkiye'de yani burjuvazi içinde bir çatışma var. Şimdi Erdoğan 2010'da anayasa referandumu öncesi şey demişti TÜSİAD için, işte taraf olmayan bertaraf olduğunun ötesinde ekonomik kazanç konusunda bizde anlaştılar ama politik meselelerde anlaşmıyorlar. Dönen şey şudur, Türkiye sermayesinin işte hani ciro vesaire bütün verilerine baktığınızda TÜSİAD'da temsil edilen tekelci büyük burjuvazi ciddi bir ekonomik güce sahiptir. AKP'nin organik burjuvazisi değil. Biz ne anlıyoruz, kabaca ne kastettiğim bu burjuvazi ekonomik gücü dolayısıyla bir hamle yapmıyor. Aslında politik güçle, ekonomik olarak güçlü olmamasına rağmen yeni bir bloğun içinde belirleyici unsur haline gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla da bütün hamlelerin bu politik güç üzerinden, kendi varoluşunun politik güç üzerinden esas olarak gidiyor. Şimdi Balayı döneminde, 2002'den 2008'e uzanan Balayı döneminde sermaye sınıfı içindeki çıkar çatışmaları birbirine eklemlenebiliyor. Yani bunu yapabilmenin koşulları var AKP açısından. 2008 sonrası bunu yapabilmenin koşulları ciddi bir biçimde daralmıştır. Şimdi bu daralma, bu kapışmanın yükselmesi, hani katılıyorum şeyleme, dolayısıyla belli bir özelleşmeyi beraberinde getiriyor. Ha, yani Türkiye kapitalizminin yapısal özellikleri vesairesi, dolayısıyla baktığınızda Erdoğan muhtemelen özellikle şunu oynayacaktı, zaten bunu yapıyor uzun zamandır. Türkiye büyük burjuvazisine politik olarak sessiz ol, ekonomik kazançlarında yetin diyecektir. Bu böyle mi olacak, olmayacak mı göreceğiz. Bence olmaya başladı bile zaten çok uzun zamandır. Türkiye büyük burjuvazisi bu şekilde davranıyor. Dolayısıyla politik bir özelleşme var, bu sınıf içi mücadelelerle alakalı. Şimdi dünya sistemi falan meselesi
ikisi ya haklısınız biraz şeyde kalıyor. Hani oradaki mesele ben biraz bu Ortadoğu meselesine vurgulamam da iktidar bölgesindeki çatlaklarda buradan kaynaklandı. Bence olan şey şu, dünya kapitalist sistemine baktığımızda aslında bir küresel bir hegemonya krizi var. Yani bir sürü insan yazıyor, çiziyor ve dolayısıyla boşluklar var. Şimdi bu boşluklara alt emperyalist güç olmak adına kendi işte sınıf dinamikleriyle, kendi kapitalizmin dinamikleriyle oynayan sadece Türkiye olmadı. Yani Brezilya bunun çok güzel örneğidir bölgesel olarak. Güney Afrika bunun çok güzel bir örneğidir aslında. Şimdi Türkiye'de kendi sınıf dinamikleriyle, kendi kapitalizmin dinamikleriyle aslında bu hani küresel alanın açılan boşluğa oynadı. Ama bence yanlış stratejilerle oynadı. Yani Mısır, Müslüman kardeşler, Suriye vesaire emperyalist güç olmak aynı zamanda esnek olmaya gerekti. Türkiye, Amerika, Mısır'da hattı değiştirdi ya devam edemedi aynı hatta. Dolayısıyla günün sonunda gitti, bence duvara vurdu. Bugün olan, olacak olan şey de, yani bence 2005 sonu 2006 Avrupa Birliği meselesi Türkiye açısından şey olarak bitmiştir. Yani ekonomik ilişkiler sürer sürmez bilmiyorum ama bugünkü çıkışların Erdoğan'ın atarlanmasının amiyanetlerinde Avrupa'ya falan bir realitesi vardır. Çünkü Avrupa Birliği'nin bizzat kendisi bir kriz içindedir. Ve Türkiye iç siyasetinde bir değer taşıma hakkında stratejik önemi yoktur. Yani kendi pozisyonunda stratejik olarak doğru davranıyor. Şimdi Cenk Üçün falan filan İslamcı'ya tavsiye edelim demesinin hepsinin arkasında ne var referandum sonrası? Şunu yapması gerekiyor, Erdoğan'ın eğer bir yeniden bir takım ittifaklar kuracaksa, zaten Suriye'de bence Rusya ve Amerika'dan şeyi yedi, yedileceği kadar ne diyelim, bayağı yedi, geriledi yani iddialarında, terbiye edildi, disipline edildi. Trump Amerika'sıyla yeni bir şey kurmaya çalışacaktır. Bu kafidir. Bundan daha ötesine yok. İçeride de gayet otokratik, yani geliriz faşizmi ne oluyor, ne bitecek falan ama bu olur. Yani emperyalist sistem böyle işlemiştir diye de işler zaten. Yani iki tane soru vardı yazılı yerde. AKP'li Gülen'in ayrıştığı şey nedir? Yani devlet, politik gücü kontrol etme kavgasında hiç şüphe yok ki. Uluslararası yönelik çok kritiktir. Yani Mavi Marmara'dan vesaire başlayarak bilen yani çok daha hani pro-Amerikan bir çizgi izlemiştir. Orada büyük gerginlikler oluşmuştur. Ve ekonomik mücadele kavgaları var. Birisini ben de bilmiyorum. Bu kadar kapalı kapılar ardında dönen şeyleri bilmiyorum. Darbe gerçek miydi yoksa işte kontrol ilerle miydi? Yani bunun da hani var bir takım veriler ama çok uzun yıllar sonra bazı şeyler çıkacak net. Ya yani hiçbir ülke idare ortamı beklemiyordu. Yani birçoğumuz siyasal analizlerimizde bunu biliyorduk. Bu tip mi? Hayır ama bekliyorduk. Yani sonuçta bunun koşullarının oluştuğunu vesaire görüyordu. Bence iktidar da bunu dolayısıyla görüyordu. Üstüne sük benim sahip olmadığım istihbaratı bilgilere de sahip. Ama yani bunun zamanlamasının biçimini, gücünü vesairesini tartamadı. Ben o gün ilk şeyimde Erdoğan'ın yüzünden okunuyordu. Ha, bir noktadan sonra tabii ki kontrolü ele aldığında rahatladı. Yani ondan sonrası başka bir siyaset hamleydi diye düşünüyorum. Son bir soru varsa. Evet, bu mücadele yani meselesi. Şimdi dairesi kaplı, alametler çok verildi. Eğer karşımızda bir faşizm varsa başka türlü düşünmek gerekir. Şimdi ben detayına giremeyeceğim ama yani şeklemin saydığı kriterler üzerinden gittiğimizde alametler çok belirdi evet ama tam daire kapanmadı henüz diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla burada mücadele imkanları var. Hala Türkiye yani siyaset yapabilmenin imkanları var. Buna sokak siyasetine dair edelim. Sokak siyaseti demek taş atmak demek değildir. Yani bunun imkanlarına bakarsınız var mı yok mu? Bence referandum sonrasında vardı. CHP tarihsel bir hata yapıyor. Yani isterseniz Almanya sosyal demokratların hatasıyla karşılaştırın. Neyle karşılaştırsanız karşılaştırın ama bence bir hata yapıyor. Fakat yani işte bir meclis alışıyla ilgilisiniz. Eğer daire çok kapanıyorsa o zaman meclisler tutmaya başlarsınız. Böyle cephe, sokak, mokak yapacak bir şeyiniz yoktur. Bunu biraz konjonktürel güç ilişkileri vesaire bize gösterecek. Ama yani bir tane koşullar ben buna katılıyorum. Yani AKP'nin şu anda da kabaca %50. Bu bloğu dağıtmadığınız sürece, bu bloğu dağıtan siyasal strateji, örgütlenme, ve bir politik özne çıkaramadığınız sürece bence hani Türkiye'de çok o açıdan bir çeşit demokratikleşmenin çok bir şeyi olmayacaktır. Siz de dışarıda konuşuruz durmayın, ben de istedim yani. Kelimleci olsan kendi başınızda. Çok teşekkürler İsmet Bey. Gündüz Bey bir cümle. Bana gelen bir soru değil de ek yapayım dedim. Şimdi 1601 yılında Lord Essex Elizabeth'e isyan ettiği için idam edildi.
bugün isyan etti mi etmedi mi, ne oldu ne bitti tam olarak belli olmayıp 80 yıl boyunca aşağı yukarı da Shakespeare'in ikinci Richard piyesi çok siyasi bir piyes olarak görülüp olayla bağlantılı olarak aşağı yukarı bütün İngiltere kralları bu piyesi yasaklama yoluna gitmiştir. Şimdi İngiltere gibi muazzam arşiv tutan, 1189'dan sonraki Westminster arşivlerinde haftalık tutmuşuz dedik 200 yıl kadar özür dileriz diyen bir yer. 400 seneden işin içinden çıkamayızdıysa siz ne oluyor ne bitiyor şu son sıralarda hiçbir zaman anlayamazsınız, beklemeyin, böyle kalır. Peki. Şebnem Hanım buyurun, söz size. Şiddet içermeyen sivil çözüm meselesi. Ben bunu hani kendi perspektifimden baktığımda hani faşizmin ögelerinin ağa bastığı koşullarda sembolik bir siyaset biçimi olarak görüyorum. Hani en sonunda söylediğim gibi özellikle referandumdan sonra bu toplumsal muhalefetin kendi iç takibatı, kendi iç mobilizasyonu değil de tam da öteki cepheyi, yani faşizmin kitle desteğini oluşturan kesimleri kazanması gerekiyor ve bunun da zaten yani adımları atıldı. Benim en çok umutlu olduğum yer o. Yani tarihsel olarak Türkiye'de sol %35'tir ama %15 sağdan geldi. Ve referandum öncesinde gerçekten belki de ilk defa sol siyasetler, toplumsal muhalefet AKP'nin mahallelerine gitti, işte Üsküdar'da çalıştı vesaire. Bunun devam etmesinin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir diğer soru, İzzet Hocam'ın sorusu, emperyal güçler meselesi. Ben tam doğru açıklayamadım kendimi. Yani bütün emperyal güçlerden özelleşti demek istemedim. Var olan iktidar bloğunu oluşturan emperyal güçlerden, özellikle Avrupa Birliği'nden özelleşti. Referandum sonrasında ise, yani zaten daha olan, var olan bir süreç ama Avrupa Birliği içinde herkese kapısını açmaya çalışacağını düşünüyorum Erdoğan'ın. İşte bir yazı okumuştum, idam cezasını getirmek istemesinin sebebi bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetiminden kaçmak, yani Avrupa'dan kaçmak istiyor. Amerika'ya da yakınlaşacaktır, Trump'a da yakınlaşacaktır. Öte yandan Çin'e, Rusya'ya, ya işte Suudi Arabistan, Katar eksenine de yakınlaşacaktır. Amerika bunu kullanır mı? Evet, tabii ki kullanır. Yani referandumdan sonra özellikle Trump'ın zaten hemen Erdoğan'ı tebrik ederek bu yolda ilerlediğini görüyoruz. Bir diğer soru arkadaşımızın 17 Aralık operasyonundan sonra devleti faşistleşti diye bir soru vardı. Biraz daha önce başlıyor. Yani olağanüstü devlet biçimi biraz daha önce başlıyor. Tabii ki o da önemli. AKP Cemaat İttifakı'nın bozulmasından sonra işte bahsettiğim MİT yasası, işte iç güvenlik paketi, yargı düzeyinde yürütmenin kontrolü artıyor cemaatçilere karşı ama dönüm noktasının 17 Aralık operasyonu olmadığını düşünüyorum. Yani çeşit çeşit, aşama aşama, kırılmalar şeklinde ilerliyor. Bir diğer soru da şeydi, bu sermaye fraksiyonlarından özelleşme meselesi. Yine doğru anlatamamış olabilirim. Ben bu olağanüstü devlet biçimini bir iktidar bloğundan bir başkasına geçiş olarak görüyorum. O anlamda da zaten kalıcı istisna hali kavramını o anlamda da kavramı yanlış buluyorum. Önceki iktidar bloğu neye dayalıydı? TÜSİAD, Avrupa Birliği ekseni ne dayalıydı? Bu biçimle beraber başka bir iktidar bloğuna. İşte dış politikada işte Körfez sermayesi, Suudi Arabistan, Katar ekseni ve kendi tabanını oluşturan sermaye kesimlerini dönük bir şeye geçtiğini düşünüyorum. Ama bu demek değil ki her zaman işte Fransız'ın teorisine baktığımızda devlet sermaye sınıfının çelişkili birliğini korur. Dolayısıyla TÜSİAD'ı tabii ki devlet dışı bırakmaz. Kıdem tazminatının kaldırılması tabii ki bütün sermaye kesimlerinin işine yarar. Ama bu olurken iktidar bloğunun iç dengeleri, yani güç dengelerinin değiştiğini görüyoruz. Zaten anlamlı geliyor bana. Hani ben başka yazarların da yorumları var ama
Füsadın utanmaz bir hayır dediğini, topun ise evet dediğini düşünüyorum ve bu da zaten bu geçişi gösteriyor bana göre. Çok teşekkürler Şevdem Hanım. Dört konuşmacıya da hepimiz adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Hem bilgilendirici hem düşündürücü sunumlar yaptılar. Ersin Bey tez için cenazesine yetişmek için erken ayrıldı. Mazereti olur. Bunu bilginize sunuyorum. Kalan üç arkadaşımızın bundan sonraki çalışmalarını da izleyelim ve gerçekten bu tür tartışmalara çok ihtiyacımız var. Değişik arkadaşların değindikleri bir konu var. Benim kişisel olarak çok önemsediğim seçmen davranışı konusu, insan beyninin nasıl çalıştığı konusu, tüketicinin beyninin nasıl çalıştığı konusu, insanların sadece rasyonel davranmadıkları, hatta korktukları, ürktükleri veya çok sevindikleri zaman rasyonellik dışı davranışlarda bulunabildikleri son derece yaygın bir literatürün konusu olmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye'de çok farklı kökenlerden gelen, çok farklı kültürlere sahip, çok farklı eğitim düzeylerinde bir mozaik var. Ve il düzeyinde yapılan çalışmalar, hele Türkiye düzeyinde yapılan çalışmalar bir yere kadar yeterli oluyor. Onun ötesine geçen monografilere ihtiyacımız var. İlçeler düzeyine inen değerlendirmelere ihtiyacımız var. İstanbul için de bunu örnekleyebilirim, Türkiye için de örnekleyebilirim. Bu çalışmalarla seçmenin sadece okumuşlar gibi seçenekler düşünerek seçenekler arasında karar veren bir birey veya birim olmadığını, seçmenin kültürel donanımının, çevresinde yer alan insanların etkisinin vesaire belli yerlerde çok önemli olduğunu bilmekteyiz. Ve bu konu üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Tabii ki konuşmacılarımız o konu üzerinde durmak durumunda değillerdi. Çünkü konu başlığımız o değildi. Ama bazı sorularla ilgili olarak ben buna değinmek istedim. Konuşmacılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. İBMC yöneticisi arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. İyi günler.